temizliğini bugün doğramalarından göreceğim. O zaman anlayacağım bakalım 4 gündür neye göre değerlendirme yapıyormuş. Akşam büyük şeyler olabilir. Sen neden kendini paraladın bugün? Sanki ilk defa yapıyorum. Benim kendimi paralıyorum. Ama bugün süre çok az kaldı. Bu garip de yazık yetiştiremesin. Daha 15 dakika var. Tamam onların tozunu alsın. Daha var iş var. Daha var var. Var salma kendin salma. Hadi bak ben şu yerin çöpünü süpürmeden yeni al. Bir su alabilir miyim? Ben sadece bir camı temizlediğimi düşünüyorum. Sadece tek camı. Salon öyle böyle pis değil. Yani salon çok pis. Şefonun evi kaleye karşı. Şefonun evi kaleye karşı. Şefom atmış çizini duvara şeri. Su almaya gidiyorum. Ben sabah da belirttim, koltukları silmeyi beklemiyorum çünkü koltuklar işlemiş artık. Benim için o önemli değil çünkü temizlikten anlayan bir insan neyin çıkacağı, neyin çıkmayacağını uzaktan baktığı zaman görür. Son 6 dakika. Kız kalk silsene, oturdu. Benim işim oturmak biliyorsunuz. 6 dakika kalmış ama. 6 dakika kalmış, ben o kadar koşturmasaydım şu an 6 dakikayı biz başka yerleri yapıyorduk. Bak kız onunla uğraşıyorsun, Allah'ım 6 dakika şu TV'yi sil kız. Kız sen de onu yap hadi. Daha ben elimi hiçbir şeye süremem, 6 dakika kalmış ben bittim. Yapacağım kısmı yaptım ben. İstiyorsan salonu ben yapayım çıkalım. Olur. He ya. 10.000'in 5'ini vereceğim bana. TV ünitesi vardı, onun tozunu almayı inşallah unutmamıştır. Dolap vardı, inşallah onu unutmamıştır. Aa, insanı uçuruma sürükleyen sözler. Allah çarpsın, Kur'an çarpsın, ekmek çarpsın. Allah kahretsin, lanet olsun. Beddua etmek. Bunların hepsi senin sözlerin. Bana ne bulaştın be? Benim öyle şeylerim yok. Öyle lafların yoksa bela okurken ne diyorsun? Benimkiler her zamanki şeyler. Allah ıslah etsin, Allah nasıl biliyorsun? Hayır, sen bildiğin bela okuyorsun. Ben bela okumam asla. Cezanı vermesin, kaldırsın diyorum benim. Tabii, kesin öyledir. Bak, kızım. Şöyle harbi. Ruhumu çekti ya, ruhumu. Nuhun çekilmeye seni. Daha sen bir de gelin olacaksın, dur. Ne be gelin işi temizlik yapmak mı? Ne yapacaksın ya? Ay, kariyer yapacağım. Mahkemede ama bitirip de eve gelip ne yapacaksın, adama ne yapacaksın? Adam da yapacak, kadın adam da erkek işi mi ikiniz var? Beraber yapacaksın. Aha bak, aha ben yaptım şimdi o bitirdim. Seni gibi oturmaz, bana yardım eder. İnşallah şöyle yerinden kalkmayan biri olur. Hiçbir şey demiyorum ha. Bir çatalını dahi sofradan kaldırmasın. Ben ki bana oturuyorum. Dedin sen. Ben bela okumam asla. Benimkiler her zamanki şeyler. Cezanı vermesin, kaldırsın diyorum benim. Hani olsun da bitsin zaten hani ne kaç vereceklerini biliyorum diye konuşuyordu yarışma boyunca. Belki ondan da birazcık böyle şey modu düşmüş olabilir yani. Arkadaşlar 10, 9, 8. Şaka yapıyorsun. 7. Ev gidiyor elden. Son 5. 4, 3, 2, 1. Bitti. Yalan deme tamam mı? Esen mi çevir? Bitti. Ben de bitti. Sizin de eviniz kirliyse. Evet, sizin de eviniz kirliyse temizlenmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken şey temizlik benim işime başvurmak. Gelelim evinizi bu şekilde temizleyip hem de ücretsiz bir şekilde anlaklara teslim yapalım. Evet, her yeri bitirdik. Elimize kolumuza sağlık. Sizden ricam sadece şu ortayı şöyle bir aldım ben zaten halıyı serersin. Tamam, hallederiz. Peki. Kalk gidiyoruz. Vur oynasın tellere, teller gelsin dillere. Yeter ki sen razı ol, ben de şeyim dillere. Haydi bakalım 10.000 lirayı almaya gidiyoruz. 10.000 lira dol, kara bakır dol, dol. Ağzına kadar dol. Haftanın son gününde Gözde Hanım'ın temizlediği ev karşımızda. Evimizin mutfağı temizliğin ilk durağı oldu. Yağlı dolaplarla boğuşmak zorunda kalan Gözde Hanım düşük temposuyla eleştiri aldı. Mutfakta camlar ve dolaplar silindi. Ocak, tezgah, fırın ve buzdolabı temizlendi. Gözde Hanım zamanının çoğunu burada harcadı ama geriye de tertemiz bir mutfak bıraktı.
Evimizin banyosu ilk defa temizlikte en sona kalmadı. Gözde Hanım mutfaktan çıkar çıkmaz doğruca banyoya daldı. Banyoda klozet tellendi, dolaplar temizlendi, lavabo, duşakabin, fayanslar derken yarışmacımız kalan süresinin çoğunu burada kullandı. Gözde Hanım ilginç temizlik sıralamasıyla risk aldı. Bakalım finalde rakiplerinden bu konuda eleştiri alacak mı? Evimizin salonu temizliğin son durağı oldu. Gözde Hanım kısıtlı bir sürede girdiği salonda hızlı ve pratik olmaya çalıştı. Ancak bu pek mümkün olmadı. Yarışmacımız camları ve koltukları sildi, eşyaların tozunu aldı, salonda el değmedik yer bırakmamak için yoğun çaba harcadı. Ancak salonu sona bırakmak büyük bir hataydı. Bakalım bu hata finalde Gözde Hanım'ın puanlarına mal olacak mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.